Hani benim ne zaman marka kıyafetlerim olacak? Ben de marka giyinmek istiyorum artık. Rezil oluyorum arkadaşlarım okulda ya. Benim elimden bu kadarı geliyor Ceylan Hanım. Artık bir zahmet, öbürlerini de sen hallediver. Ay, yoruldum. Bak ne diyeceğim. Sen eski evine oraya git. Kardeşini al gel. Okul çıkış saati yaklaştı. Tamam. Tamam. Anne babama haber verdin mi? Yok. İyi ben ablamla babama haber... Sakın. Evin orada yeller estiğini görünce bir benim kıymetimi anlasınlar bakalım. Ne alaka anne ya? Ne alakaysa alaka. Hadi git kardeşini al gel. Ay iyi. Hadi güle güle. Mahmut abi kolay gelsin. Nasılsın? Hoş geldin kızım. Nasılsın? İyiyim ben de sağ ol. Mahmut amca o ilanı kaldıralım. Kaldıralım mı? E kızım babam bir karar vermiş. E kaldırırsam görecek. E ne diyeceğim ben? Tapunun fotokopisi var mı sizde? Evet. Bıraktı müşteri sorar diye babam. Bizim dükkan ipotekli satılamaz. Yani sen babama tapuya gittim sordum falan desen ama beni karıştırmadan. O zaman tabii ki çıkaracağız ilanı. Çok sağ ol. Bir de dükkan anahtarını bırakmıştır sana. Evet bıraktı. Heh. Senden ufak bir ricada bulunacağım ben. Tabii kızım buyur. Fırat. 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 Her şey hazır olduğunda beni çağırın. Efendim Serpil Hanım. Feride Hanım bugün işe gelmediniz. Serpil Hanım ben bu işi kabul etmiyorum. Feride Hanım ben sizin yüzünüzden burada ne haldeyim biliyor musunuz? Ne demek işi kabul etmeyeceğim ya? Bu ne rahatlık? Anlamadım ne halde olacaksınız ki benim yüzümden? Yani sözleşmenizi hatırlatmak zorundayım Feride Hanım. Ama daha dün imzaladım sözleşmeyi. Evet ama hemen işleme alındı. Şu an çalışanımız olarak görünüyorsunuz. Tamam, ben sizi arayacağım.
Efendim? Aziz Bey, Feride Hanım işe başlamayacağını söyledi. Tamam, teşekkür ederim. Tam Feride'nin cevabı. Kifayetsiz muhtarısınız demek Feride Hanım ha? Burada çalışmak öyle atölye köşelerinde dikiş dikmeye benzemiyormuş değil mi? Ben sana dün güzellikle anlatamadığımı bugün başka şekilde anlatmasını bilirim.